Selamlar. Bugün en cüretkar yırtıcıların bile yüzünü kızartacak cesurluktaki kuşlardan bahsedeceğiz. İlk maddemizde yer verdiğimiz kuş başta olmak üzere bu kuşların yapabildiği şeyler ağzınızı açık bırakacak. Arkanıza yaslanın ve sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü bugün sizler için en çok korkmanız gereken kuş türlerini derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. Pabuç gagalı. Aynı zamanda pabuç gagalı katil kuş olarak da anılan pabuç gagalı kuşu, ki bunun sebebini birazdan açıklayacağız, Doğu Afrika'ya ve en korkulu rüyalarımıza özgü bir kuş türüdür. Bu yırtıcı kuş bulunduğu bölgenin hayvanlarının da insanların da tüylerini diken diken edecek özelliklere sahip. Esasında balık yiyor ama arada sırada kurbağa, kertenkele, su yılanı, salyangoz ve kemirgenleri avladığı da oluyor. Bu kuşlar oldukça uzun ve ince bacaklara sahip. Böylece sığ bataklıklarda rahatlıkla hareket edebiliyor ve avlanabiliyorlar. Avlanırken de avlarını kafasından başlamak suretiyle bir bütün olarak yedikleri biliniyor. Pabuç gagalılar pusu kurma yöntemiyle avlanıyor ki bu uzunca süre beklemeleri gerektiği anlamına geliyor. Bazen saatler süren şekilde bir heykel gibi orada hareketsiz durup sonrasında yeterince yaklaşan avlarına öldürücü darbeler indiriyorlar. Pabuç gagalılar doğaları gereği utangaç yaratıklar olduğundan bilim insanları da bu kuş türünün davranış şekline dair ahım şahım bir bilgi sahibi değil. Ancak bildikleri şeyler bu kuşu acayip etkileyici kılmaya yetiyor da artıyor. Yuva yapan bir pabuç gagalıyı gözlemlerken kuşun iki yumurta bıraktığını fark ediyorlar. Ancak bu yumurtalar çoğu kuşta olduğu gibi aynı anda çatlamıyor. Yani aradan birkaç gün geçtikten sonra kuşlardan birinin diğerinden büyük olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Büyük olan yavru hem annesi tarafından kayrılıyor hem de küçük yavruyu acımasız bir şekilde gagalıyordu. Çok geçmeden küçük yavrunun yuvadan sürgün edildiği görülüyor. Sessiz kuğu. Beyaz tüyleri ve uzun, kıvrımlı boyunlarının getirdiği zarif görünümle bilinen sessiz kuğu sahiden de nefes kesici bir kuş türü. Hatta o kadar güzel bir görünüme sahipler ki Danimarka bu kuşu krallığın ulusal kuşu olarak görüyor. Ancak önemli olan iç güzellik değil mi? Sessiz kuğunun sahip olduğu bu güzelliğin arkasında yatan bir karanlık da var. Bu kuşlar oldukça ağır. Öyle ki yetişkin sessiz kuğuların ağırlığı 15 kilograma kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda saatte 85 kilometre gibi yüksek hızlarda uçmalarını sağlayan büyük kanatlara sahipler. Sadece o da değil. Bu kuşların kanatları o kadar güçlü ki kanatlarıyla indirdikleri darbelerle kemik kırıyorlar. Buna bir de doğaları gereği agresif bir yapıda oluşları eklenince karşımıza sahiden de tehlikeli bir kuş türü çıkıyor. Bu kuşlar agresif yönlerini gösterirken de hiç çekinmiyorlar. Özellikle de bölgelerini ve yuvalarını korumaları gerektiği zaman. Super Hot Videos kanalının yayınladığı bu YouTube videosunda bir adamın gölde yüzmeye başladığı ve birdenbire bir sessiz kuğunun gelip adama saldırdığı görülüyor. Pelikanlar. Pelikanlar kuş türleri arasında en büyük gagaya sahip olan türdür ve Antarktika dışında her kıtada bulunurlar. Bu kuşları büyük gövdeleri, kısa bacakları ve perdeli ayaklarından tanımak oldukça kolaydır. 3 metreyi bulan devasa kanat açıklıkları da cabası. Büyük kuşlar olduklarından dolayı iyi bir şekilde beslenmeleri gerekir. Hatta sıradan bir pelikanın günde 2 kilograma kadar balık yiyebildiği biliniyor. Pelikanlar büyük kuşlar olsalar da devasa kanatlarını ve sıcak hava akıntılarını kullanarak 3 kilometre gibi nispeten yüksek irtifalarda uçabiliyorlar. Ancak kalkış kısmı biraz meşakkatli olabiliyor. Suda koşmaları, aynı anda kanat çırpmaları ve uçabilmek için yeterli hıza ulaşmaları gerekiyor. Olacak o kadar. Ne de olsa büyük kuşlar bunlar. Pek çok farklı kültürü bu kuş türünü yeni hayat kavramıyla bağdaştırmış durumda. Hatta biz seni leylekler getirdi yavrum diyoruz ya hani. Yabancılar da seni pelikanlar getirdi yavrum benzeri laflar söylüyor. Bunlar öyle görüldüğü kadar masum kuşlar değil elbette. Bunun önemli örneklerinden bir tanesi de BBC News'ta yayınlanan ve bir pelikanın bir güvercin yediği bu görüntüler. Güvercini bir bütün olarak yutuyor bildiğin. Pelikanlara karşı dikkatli olmak en mantıklısı olacaktır. Öyle ahım şahım agresiflikleri olmasa da insanlar dahil neredeyse her şeye saldırma potansiyelleri mevcut. Kargalar. Kargalar sadece cesur değil aynı zamanda acayip akıllı kuşlardır. Kartallar gibi kendilerinden çok daha büyük olan yırtıcı kuşlara kafa tutacak kadar korkusuzlardır. Pek inandırıcı gelmedi mi? Şu görüntülere bir bakın o zaman. Yani bu görüntüleri basitçe katil karganın kel kartala saldırması olarak tanımlayabiliriz. Kargaların hafife alınmayacak kuşlar olduğu belli. Bunlar öyle zeki kuşlar ki gördükleri insanların yüzlerini hatırlayabiliyorlar.
kin tutabiliyor oluşları da tam da bu yüzden. Seattle'daki araştırmacılar belli kargalar üzerinde bir dizi araştırma yapmak üzere esaret altına tutuyordu. Çok geçmeden kargaların hapsedilmekten ve üzerlerinde araştırma yapılmasından pek hoşlanmadığı anlaşıldı. Araştırmacıları bir yıl kadar görmeyen kargalar onları vahşi doğada tekrar görünce deliye döndü. Araştırmacılarsa ne olduğunu şaşırdı. Kargalar 30 kişiden fazla gruplar halinde araştırmacılara saldırıyordu. Saldıran kargaların sayısı araştırmada kullanılan kargaların sayısından fazlaydı. Belli ki kargalar aleminde bu gibi olaylar çabuk yayılıyor. Sakallı Akbaba. Sakallı akbabalar genellikle İran ve Kuzeydoğu Asya'da bulunan bir akbaba türüdür. Tüylü yüzleri ve bacakları, kıvrımlı gagaları, güçlü ayakları ve kıvrımlı pençeleri bir kartala benzemelerine yol açsa da bunlar akbabadır. Sarımsı beyaz tüylerle bezeli olmaları da inanılmaz bir görünüme sahip olmalarını sağlıyor. Objektif olarak bakacak olursak nadiren akbaba olarak tanımlanıyorlar. Ancak bu gibi bir isim almış olmalarının da bir sebebi var. Günün sonunda akbabalar sonuçta. Bu kuşlar da diğer akbabalar gibi leşçildir ve orta boylardaki memelilerin leşlerine çökerler. Karınlarını böyle doyururlar. Ayrıca taze yerine kurumuş kemikleri tercih etmeleri de dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Ancak leşçil olmaları sadece leşlerle beslenecekleri anlamına gelmiyor. Sakallı akbabalar kaplumbağa, dağ sıçanı ve yabani tavşan gibi küçük hayvanları avlayabilme kapasitesinde. Harpia Kartalı. 2 metrelik büyük bir kanat açıklığına sahip olan Harpia kartalı, Amazon dünyasının en güçlü yırtıcı kuşlarından biri olarak anılıyor. Bu kuşun pençe uzunluğu 15 cm'yi buluyor ki bunun bir bozayı pençesinin uzunluğundan fazla olduğunu söyleyelim. Cinsel dimorfizm durumu bu kuşlarda oldukça görülüyor. Yani dişi Harpia kartalının ağırlığı erkek kartalınkini ikiye katlayabiliyor. Bu kuşların ölümcül pençeleri kurbanı onlarca kiloluk basınç uygulayabilir. Bu güç sayesinde avın kemikleri anında kırılır ve av hayatını kaybeder. Sahip oldukları bu inanılmaz güç, harpia kartallarına herhangi bir boyuttaki herhangi bir hayvana sataşma olanağı sunar. Genellikle de kendilerinden büyük olan maymun, tembel hayvan ve keseri sıçanları avlarlar. Ancak burunlarını ya da gagalarını iguanalar gibi alternatif besin kaynaklarına da hiç yöneltmezler. Harpia kartalı belki dünyanın en büyük yırtıcı kuş türü değil ancak en ağır ve en güçlüsü olduğu kesin. Bayağı Çakır Kuşu. Bayağı Çakır Kuşu, İngiltere ve Amerika genelinde karşımıza çıkabilecek olan orta boylu bir yırtıcı kuştur. Boyları 60 cm'yi biraz aşar. Ağırlıkları 1 kilogram civarındadır ve neredeyse 1.2 metrelik bir kanat açıklığına sahiptirler. Yabani tavşanlar, sincaplar, su kuşları, av kuşları, kargalar ve güvercinler gibi hayvanları avlamalarıyla bilinirler. Oldukça da ilginç bir av teknikleri vardır. Özetlemek gerekirse, bayağı çakır kuşunun avlanması da uzunca süren bekleyişler ve dallar arasında geçen kısa ve gizli uçuşlardan ibarettir. Avlarını gözlerine kestirdikten sonra birkaç farklı şekilde yakalamaları mümkündür. Yukarıdan dalış yaparak avlandıkları kadar, yerden avlandıkları ve başarabildikleri durumunda avlarının peşinden bile koştukları biliniyor. Türün yetişkinleri kelimenin tam anlamıyla korkusuzdur ve bölgelerini canları pahasına koruyacaklardır. Eğer biri ya da bir şey yuva yaptıkları yerin fazla yakınına gelirse korkusuzca saldıracaklardır. İnsan falan dinlemezler yani. Kaya Kartalı. Hayvanlar aleminin en korkulan kuşu olarak ün salmış olan Kaya Kartalı, Kuzey Amerika'da yaşayan en büyük kuş türlerinin başında geliyor. Bu kuşların ağırlıkları 7 kilogramı ve uzunlukları 1 metreyi buluyor. Kanat açıklıkları ise 1,5-2 metre civarında. Bu da onları oldukça görkemli bir yırtıcı kuş yapmaya yetiyor da artıyor. Diğer yırtıcı kuşlarda olduğu gibi kaya kartalları da etçil, korkutucu avcılar konumundadır. Yetişkin bir geyiği bile alaşağılayabilecek kadar büyük ve güçlülerdir. Ancak genellikle kemirgen, sürüngen, balık, diğer kuş türleri ve ara sıra diğer kuşlardan çaldığı avlarla beslenirler. Bu kuşlar çiftler halinde avlanarak birbirleriyle işbirliği yapar. Genellikle ikiliden biri avı kovalar ve uzakta bekleyen ortağını yönlendirir. Öbürü de tıpkı diğer yırtıcı kuşların yaptığı gibi güçlü pençesini kullanarak avın işini bitirir. Kaya kartallarının jilet gibi keskin pençelerinin her biri avlarına 900 kilogramlık kuvvet uygulayacak kadar güçlü. Bunun kulağa nasıl geldiğinin farkındayız. Bu, kaya kartallarının ne kadar güçlü hayvanlar olduklarına dair güzel bir örnek. Öyle ki 2018 yılında bir kaya kartalının 8 yaşında bir kıza saldırdığı biliniyor. Ancak neyse ki kız olaydan canlı çıkıyor çünkü kuş o esnada avlanmıyor. Aksi halde durum çok farklı olabilirdi.
Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.